Sayın Meclis üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17 Aralık 2022 tarihli olağan meclis toplantısının katılımını tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Arkadaşlar sayıyı görmüyorum. 67 oldu Sayın Başkanım. Oldu da ben burada göremiyorum. Ekrana baksın çocuklar.
bilgiçten patladı mı? Bilgiçten patladı. Evet, herhalde devam edecek. İnşallah halleder çocuklar. Evet, kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım, grup sözlerimiz, meclis üyesi arkadaşlarımız. Öncelikle ikinci meclisimizin açılımı için sayılarımız tamamdır. Yeterli sayı vardır. Meclisi açıyorum. Ayrıca Barsak bölgesinde, Kepez bölgemizden gelen muhtarlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Evet. Sayın Başkanım, mazeretli olan meclis üyelerimiz var. Arz ederim. Sayın Turgay Genç, Sayın Başkanım, Nafiz Tanır, sayalım, Sayın Mehmet Ali Erdoğan, Sayın Ziya Yıldırım, Sayın Fırat Demirci, Sayın Enver Aputkan, Sayın Ümit Uysal, Sayın Ali Şahin, Sayın Abdülkadir Çelik, Sayın Şefik Durdas, Sayın Batuhan Mutlu Engin mazeretli olmaları yönünde. Oylarınızı sunuyorum. Var. Arz ederim. Oy birliğiyle mazeretli sayılmışlardır. Arkadaşlar, öncelikle biraz geciktim diye geldim ama gerçi burada da bir teknik arıza oldu. Bugün biliyorsunuz çocuklarımız eğitim, öğretim yılı karne töreni vardı. Antalya'mızın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar birinci sırada okulu olan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nin hem hayırseveri hem de belediye başkanı olarak oraya katıldım. Gruba biraz geç geldim derken meclise de 5 dakika geç kaldım. Kusura bakmayın. Ayrıca sağlık süreciyle ilgili geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. Huzurunuzdayım. Allah'ıma da hamdolsun. Evet, devam ediyoruz. Sayın Başkanım, 11. göre gündem maddelerimiz var. Maddeye göre arz ederim. Başkanlık makamına. Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediye'mize ait ilimiz Konyaaltı ilçesi Arap Suyu Mahallesi 21.540 ada 3. parselde bulunan 6.329,07 metrekare yüz ölçümde taşınmaz. İmar planında otopark olarak planlanmış olup söz konusu taşınmazın Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen alanın dışında kalan ve ekli Kroki'de koordinatları belirtilen 4114,34 metrekare yüz ölçümlü alanın 9.6.2022 tarih 2022'ye 6.244 sayılı OKEME kararında belirtilen Konyaaltı ilçe genelinde yerleşim alanları içerisinde bekleme yapan karavan araçlarının kontrolsüz ve trafik akışına engel teşkil edecek şekilde bekleme yapmalarının önüne geçilebilmesi amacıyla Konyaaltı ilçesi Arap Suyu Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planında otopark alanının niteliğindeki 21.540 ada 3 parselin karavan park olarak kullanılmasının Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde belirlenen alan dışında karavan araçlarının bekleme ve park etmelerinin yasaklanmasının belirlenen alan dışında konumlandığı tespit edilen karavan araçlarının ilgili kolluk kuvvetlerince söz konusu parsele yönlendirilmesinin uygun olduğu hükmü gereğince 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 26. maddesine göre kira bedelinin ve süresinin belirlenerek Antalya Sosyal Hizmetler AŞ'ne kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın teklif yasası arz ederim. Başkanlık makamına.
Payallar, Konaklı ve Alanya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneklerinin 16.06.2022 tarihli dilekçelerinde yeni Alanya Toptancı halindeki komisyoncu ve tüccar işyerlerinin kiralama ihalesinin iptal edilerek öncelikle mevcut hallerdeki hak sahiplerine 5.957 sayılı yasanın öngördüğü oranda satışının yapılmasını, diğer hak sahiplerine de kiralama yapılmasını talep etmektedirler. 7.7.2012 tarihli ve 28.346 sayılı resmi gazetede yayımlanan sebze ve meyve ticareti ve toptancı halleri hakkında yönetmeliğin 10. maddesi gereğince kurulan Alanya Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu tarafından mevcut Alanya Payallar Konaklı Toptancı Hali şubelerinin kapatılarak yeni yapılacak Alanya Toptancı Hali Şubesi'ne taşınmasının değerlendirildiği komisyon raporu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.9.2015 tarihli ve 774 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Projesine ekli listede de belirtildiği üzere 193 adet komisyoncu, tüccar ve üretici örgütü iş yeri bulunan yeni Alanya Toptancı Hali Kompleksi inşaatı Alanya ilçesi Türkler Mahallesi 369 ada 2 parsel üzerinde devam etmektedir. 59.57 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 11. maddesinin 1. fıkrası. Belediye toptancı hallerinde iş yerleri kiralama ve satış yoluyla işletilir. Ancak satılan iş yeri sayısı o haldeki toplam iş yeri sayısının %50'sini geçemez. Bu maddenin 6. fıkrasındaki eylemlerin tespiti halinde satış işlemlerinin iptal edilip iş yerlerinin geri alınabileceğine ilişkin olarak tapu kütüğüne şart konulur ve bu şartların gerçekleşme durumunda taşınmazlar geri alınır. İş yerlerinin kiralanması veya satılması 8.9.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kira süresi en fazla 10 yıldır hükmü doğrultusunda yeni Alanya toptancı halinde iş yerlerinin satışı ve kiralanması planlanmaktadır. Anılan yönetmeliğin A 28. maddesinin 5. fıkrasında toptancı hallerinde bulunan toplam iş yeri sayısının en az %20'si üretici örgütlerine kiralanmak üzere üretici örgütü yeri olarak ayrılır. Üretici örgütü yerlerinin kiralanmasında toptancı haliyle ilgilendirilen üretici örgütlerine öncelik verilir. Ayrılan iş yerlerine yeteri kadar talep bulunmaması veya boşalan iş yerlerinin doldurulmaması halinde diğer talep sahiplerine kiralama yapılabilir. Ancak diğer talep sahiplerine yapılacak kiralamanın süresi 5 yılı geçemez. B. 30. maddesinin 1. fıkrasında toptancı halinin başka bir alana taşınması durumunda yeni toptancı halindeki iş yerlerinin kiralanmasında veya satılmasında mevcut hak sahiplerine önceki iş yerlerine ilişkin özellik ve hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle öncelik verilir hükümleri yer almaktadır. Anılan hükümlerin uygulanmasına ilişkin daha önceki emsal bir durumda Ticaret Bakanlığı tarafından talebimiz üzerine ilgi yazı ile verilen görüşte üretici örgütlerine ve mevcut hak sahiplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda yer alan 51G maddesi pazarlık usulü ile ihale edilmek suretiyle öncelik verileceği kaydedilmiştir. Bu kapsamda yeni Alanya Toptancı Hali Şubesi'nde iş yerlerinden A. üretici örgütlerine ayrılan iş yerleri dışında kalan iş yerlerinin ancak satılan iş yeri sayısı o haldeki toplam iş yeri sayısının %50'sini geçemez hükmü dikkate alınarak mevcut hak sahiplerine pazarlık usulü ile satılması için B. üretici örgütlerine ayrılması gereken iş yerlerinin 2886 sayılı kanunda yer alan pazarlık usulü ile üretici örgütlerine kiraya verilmesi için C. üretici örgütlerine ayrılan iş yerlerine talep olmaması durumunda üretici örgütü dışındaki mevcut hak sahiplerine 5 yıl süreyle 2886 sayılı kanunda yer alan pazarlık usulü ile kiraya verilmesi için. Ç. üretici örgütlerine ayrılan iş yerlerine mevcut hak sahiplerinden de talep olmaması durumunda 5 yıl süreyle 2886 sayılı kanunda yer alan açık teklif usulü ile kiraya verilmesi için. D. mevcut hak sahiplerine satılmayan ve satışa sunulmayan geriye kalan dükkanların ise 10 yıl süreyle 2886 sayılı kanunda yer alan pazarlık usulü ile mevcut hak sahiplerine kiraya verilmesi için. E. mevcut hak sahiplerine kiralanmayan iş yerleri
bulunması halinde 10 yıl süreyle 2886 sayılı kanunda yer alan açık teklif usulü ile kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi hususunda karara bağlanmak üzere Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre gündeme alınması hususunda gereğini arz ederim deyimle Zabıta Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Kemer Belediyesi'nin ilgi yazısı ekinde gönderilen 5-5-2022 tarihli 59 sayılı Kemer Belediye Meclis kararı ile uygun görülen Kemer Belediyesi Ordu Var, Ülker, Akman, Kreş ve Gündüz Bakım Evi ücretinin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınızı arz ederim deyimli Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına UKOME Genel Kurulu'nun 9-6-2022 tarihli 2022'ye 6-318 sayılı kararı ile Korkudeli ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Ekli Kroki'de belirtilen Hükümet Caddesi'nin 636 sokak ile Atatürk Caddesi arasının doğu aksına Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nın Fevzi Çakmak Caddesi ile 849 sokak arasına çift taraflı Antalya Caddesi'nin Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi ile Stadyum Caddesi arasına çift taraflı Stadyum Caddesi ile 1600 sokak arasının kuzey aksına tek taraflı parkomat uygulaması getirilmesinin trafik düzeni ve güvenliği açısından uygun bulunan cep otoparklarının işletmeciliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 26. maddesine göre kira süresinin ve bedelinin belirlenerek ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Meclis Başkanlığı'na gündemin 52. maddesinin gündemden çekilmesini saygılarımızla arz ederiz deyimli Sayın Deniz Filiz ve Sayın Büşra Özdemir imzalı önerge arz ederim. Bunu oylamamız gerekiyor Sayın Başkanım, arz ederim. Oylarınızı sunuyorum. Sayın Başkanım, bu maddeyi mi oyluyoruz şu anda? Bu maddeyi komisyon kararı olmadığı için çekilmesini oyluyoruz. Kabul edenler. Sadece. Oy birliğiyle gündemden çekilmiştir. Sayın Başkanım, gündemimiz 57 maddeden oluşmuştur, arz ederim. Tüm komisyon raporlarının okundu, kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle okundu, kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 2 dahil 12 dahil sıralı maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. AK Parti grubu olarak uygundur. Bizi geçerken Sayın Parti Senedi. Olarak uygundur. İyi Parti grubu adına uygundur. Sayın Yazar, Sayın Manavoğlu. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesi arz ederim. Gruplardan Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 13. maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki
31.12.2022 tarihine kadar olan açıklamanın 30 Eylül 2022 tarihine kadar Ekta anonim şirketine kiraya verilmesi hususu şeklinde değiştirilerek oylanmasını öneriyoruz. Tarihi değiştiriyoruz orada sadece. Yani evet, Aralık'ta değil Eylül evet, sonunda. Eylül sonu. Çünkü ayda 150 bin lira para veriyoruz, verecek. Yani biz kirala milli emlaktan alışımız protokolüyle aynen uygulanacağı sezon bitecek. Şirketi daha fazla zarara uğratmadan o zamana kadar da yap işlet devlet ihalesi yapılacaktır. O şekliyle Deniz Hanım'ın dediği şekliyle diyeceğim oylayacağım. Önce Sayın Çetin. Sayın Başkan burada tereddütlerimiz vardır. Tabii. Bir konuda bunu belirtmek isterim. Meclisin de takdirine sunuyorum. Gözden kaçtığını atladığını düşünüyorum. Yaklaşık 6 dönüm bir alan. Halka 150 metrekare diyeceksin. 150 grupta metrekare. Görüştük biz onu. Bizim grupta görüşülmedi başkanım. Bizim bilgimiz yok. Siz, söyleyeceğim yani siz. Dolayısıyla bu 150 metrekare alan, ücretsiz alan, 6 dönüm alanda, Boğaçay'dan limana kadar bir alanda çok komik bir durumdur. Bununla alakalı bilgi alalım veya yanlışlık varsa düzeltelim diye. Tabii AK Parti grubu olarak öneriyorum. Gözde Hanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, 150 metrekare alan her bir ünitenin önünde yer alacak tuvalet, soyunma kabini ve duş üniteleri için tanımlanmıştır. Zaten kıyı kenar yasası içerisinde büfeler arası 150 metrekare halkın kullanışına, yani 150 metre 30 Eylül'e kadar hizmet edecek zaten orada. İhale şartnamesine de diğer kullanım şekliyle yazarsınız. Ali Bey'in de sözlerini dikkate alın. Ya zaten şunu, grupta biz görüştüğümüzde Deniz Hanım da o şekliyle onu hatta bizim Esen Hanım gündeme getirdi. Biz de onu o şekliyle şöyle o zaman şunu anlıyoruz Gözde Hanım dediğinden yanlış anlamadıysam ben. Bu alanda halka ücretsiz bir alan bırakmıyoruz o zaman. Yani Boğaçay liman arasına halk giremeyecek. Sadece lavabolarını kullanabilecek anladığım kadarıyla. Öyle mi anlıyoruz? Onu siz daha başkanım, iyi bilirsiniz. Soyunma kabini ve tuvaletlerin ücretsiz kullanıyor. 150 metrekare bunu kapsıyor yani. Evet. Her yani şezlong alanı yok halkın girebileceği. Doğru mu anladım? Her büfe arasında 150 metre var. O halkın kullanacağı alan var. Lavabo ve büfe. Aslında, sahile gireceği bir alan yok Sayın Başkan. Siz şezlongda, şezlong milli emlak bize veriş şeklini okur musunuz? Tabii başkanım. Şartnamede düzeltiriz yanlışlık varsa. Burada meclisteki grup sözcüsü arkadaşımızın da sözlerini de dikkate alırsınız. Zaten biz kendi grup görüşümüzde, grupta bu kararı konuştuk. Her biri 6 metrekare, 100 ölçümlü, 5 adet büfe alanı toplam 30 metrekare. Her biri 1000 metrekare, 5 adet şemsiye şezlong alanı toplam 5000 metrekare. Her biri 102 metrekare, 5 adet gölgelik alanı toplamı 510 metrekare. Olmak üzere toplam ticari kullanım alanı esası 5540 metrekarelik alanın bulunduğu kısım ile ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak her biri 17 metrekare 5 adet WC, her biri 8 metrekare yüz ölçümlü 5 adet duş ve her biri 5 metrekare yüz ölçümlü 5 adet soyunma kabininin bulunduğu alan. Protokolün bir örneğini de ibraz edebilirim başkanım. Şimdi hem onu ibraz edebilirsin hem de şunu söyleyeceğim Sayın Çetin. Milli emlak buradan Boğaçay'ından sonra limana kadar bizden 150 bin o fiyat ne kadar Deniz Hanım sende var mı? 150 bin lira alacak. Bu ticari olarak vereceği söylüyor. Halkın oraya gireceği 150 metre arayla zaten bizim yönetimimizde de geçmiş dönemde 120 günde Konyaaltı sahilini bitiren birisi olarak 150 metre mesafeyle vatandaşımızın zaten kıyı kenar yasasında gayet açıktır, anayasa hükmüdür ve kıyılar kullanımı bellidir. Biz 150 metresini vatandaşımıza, diğerleri de vatandaş zaten, onu ücretli kullanan da vatandaş. Bunun kimsenin sahillerle ilgili siyasi görüşü sorulmaz, duruşu sorulmaz. Yani sahil konularına çok girmek de istemem ama bu arkadaşlarımızın, Sayın Çetin'in ve Sayın Filiz'in söylediği şekliyle şartnamenizi hazırlarken o bizim dediğimiz şeyi açıklık getirerek yapmanızda yarar vardır. Zaten
Konyaaltı sahili ile ilgili biliyorsunuz alan yönetimi de oluşturduk. 6 oda var ve birçok meslek grubuyla birlikte orada yönetimler daha önce yapılan yerlerle ilgili çalışmalar vardır. Fazlasıyla vatandaşın memnun olacağı şekliyle yapılacaktır. Şimdi Sayın Başkan, burada yani defalarca anlatıldı gibi oldu ama sanki ben anlamamışım gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani 150 metrekare alan, 150 metrekare arayla dediğiniz alanda kullanılabilecek alan sadece lavabo, duşakabin ve WC'ler. Yani deniz alanı değil, şezlong alanı değil. Burada 150 bin lira gibi bir rakama kiralanmış da olabilir. Velev ki burada bu koca bir alanda 6 dönüm sahil bandında ya ücretsiz... diyorum, sen ne diyorsun Sayın Çetin? Ben diyorum ki Öztürkçe söylüyorum. Halkın kullanımına 150 metre arayla yapılacak. Kendi şirketimiz, benim Büyükşehir Meclisi siyasi görüşünüz fark 150 etmez. 150 metre alanla arayla ne kadar bir alan halka ücretsiz bırakıyorsunuz Sayın Başkan? Başkan tamamı 30 dönüm. Sizin bıraktığınızdan iyi bırakıyoruz. Yok sonra. Hiç yok. Hiç yok Sayın Başkan, yapmayın yani, gözünü seveyim. Anlamıyormuşuz gibi bizim aklımızı kardeşim, alay etmeyin yani. Sayın Çetin. Ama aklımızı alay ediyorsun Sayın Başkan. Sayın 150 metrekare arayla diyorsunuz. Ya bu ülkede Türkiye'de birinci borçlu belediye ettiniz. Sahilleri nasıl ihale ettiğinizi, sadece para toplattığınızı, ya 1 milyar lira zarar ettirdiğinizi mi konuşturacağım bana? Beceriksizliğinizin kabahatini bize yüklemeyin Sayın Başkan. Kabahatin ortada. 3 senedir beceriksizliğinizin kabahatinizi bize yüklemeyin. Burada diyoruz ki Türkçe bir şey konuşuyoruz. Siz diyorsunuz ki Öztürkçe. Ben de Öztürkçe konuşuyorum. Sen görüşünü 150 söyledin. 150 metrekare arayla bıraktığınız halka ücretsiz alan ne kadardır? Basit bir soru. 150 metre bırakacak diyorum. Başkanım. Ben buranın başkanıyım. 150 metrekare bıraktığı alan evet. Deniz alanı alanın değil ki. Alanın tamamı 30 dönüm. Yapmayın ya. Söz konusu ekdağın işleteceği alan 6 dönüm. Kalan 24 dönümlük alan zaten halkımıza açık. Bunu öğrense iyi olur da. Siyaset bir tek Deniz istediğim. Hanım anladığını gördük şu anda. 6 dönümlük bir alanda ücretsiz alanın sizin, olmadığını. Sizin yaptığınızdan iyi olacak dedim. Buyurun ya, Sayın halka alan Başkan. Yok. Nasıl iyi oluyor acaba? Başkan. Halkı katmıyorsunuz oraya. Hiç utanmadan, sıkılmadan ses. Onu söyleme hakkı yok sizde. Ses gelmedi. Yani siz rahat söyleyince bize rahat söyleyebilir Sayın Başkanım. Evet. Yapmadığınız şeyleri o kadar rahat anlatıyorsunuz ki burada. Yani sanki ücretsiz bir alan ayırmış gibi konuşuyorsunuz yani. Yok ücretsiz alan. Buyurun. Sayın Başkan buyurun. Konuşabiliyoruz. Ha tamam. Ali Bey, Deniz abla anlattı. Aslında Öztürkçe ne, diğeri neydi? Gerçek Türkçe, has Türkçe'yi de Deniz abla anlattı. Alanın tamamı burada söylenen kadar değil, daha geniş. Burada belediye tarafından işletilecek olan tanımlanmış. Dolayısıyla burada tanımlanmayan alan zaten halkın kullanımına açık. Yani bir oran yapacak olursanız aslında alanın 1/5'i ticarete konu, 1/4'ü zaten halkın kullanımına açık. Şimdi Sayın Başkan, benimki de has Türkçe. Doğru oldu. Söylüyorsunuz. Sizinkisi daha anlaşılır oldu. Evet. Öğrenmek istediğimiz konuyu, konuyu tartışmadan sonra Deniz Hanım en son dile getirdi. Yani 6 dönümün haricindeki alanın olduğunu, buranın 6 dönümün Ali Bey, ben pek bilirsiniz bu siyasi konulara, yerel konularda girmem de. Demek ki tartışasınız varmış. Gereksiz bir tartışmaydı. Kapandı, bitti. Aynen. Evet. Ben Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yok ben girmem. Sayın Çetinkaya. Çetinkaya söz mü istediniz? Deniz Hanım açıkladı başkanım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gayet öz protokolü anlattı arkadaşlarım. Halkın yönetici biziz, başkan biziz, biz. Şimdi Sayın Başkan, konuşacak Sayın zaman Başkan, gelecek merak etmeyin. Onunla siyaseti... ilgili grubumuzun görüşünü bildiriyorum Sayın Başkan. Evet. Bu noktada grup görüş vermeden önce bilgi almak istediği konuyla alakalı bilgi almak için sorduğumuz sorudan farklı bir şey çıkartıp ulusal gündemle alakalı veyahut da belediyenin borçlanmasıyla alakalı her defasında bunu zikrediyorsunuz. Bu yanlış bir tutum. Sahil konusu geldiği için söyledim. Başka bir konuyla gelsin. İlgili gelmedi. Yani sürekli getiriyorsunuz Sayın Başkan borçlanmayla ilgili. Yani bu borcu ödeyemiyorsanız, beceremiyorsanız, yapamıyorsanız o bizim kabahatimiz değil. Değil. Önce Allah'ıma hesap veriyorum. O zaman, sonra o zaman getirmeyin. Buraya bu borçlu olduğunu bilerek devraldınız. Antalya kendi kendine yeter. Antalya. Nereyi devraldık? Büyükşehir'i. Sizin borçları ödemeye geldik buraya. Hepsini ödeyin de yapıyoruz. Ödeyin o zaman canım. Tıkır çalışıyoruz, açıyoruz. Üretmeyin. Proje üretin. Hizmet sana üretin. Mazeret üretmeyin buradan bize. Buradan ekmek çıkmaz. Hayır siz açıyorsunuz sen. Konuyu. Sayın Senyeli buyurun. Bize Sayın Başkan, komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Kanaatini bildirdin sen. Siyaset yapmadan gündemle ilgili konuşmalara devam edeceksin. Uygundur başkan.
Evet, oylarınızı sunuyorum. AK Parti grubu da üç bildirmedi Sayın Başkanım. Grubun red görüşü işte söyledim. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 14. maddesi arz ederim. Gruplara da Sayın Filiz buyurun. Başkanım, gündemin 14, 15 ve 16. maddelerinin toplu oylanmasını komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Siz biliyorsunuz bizim görüşümüzü Sayın Başkan. Benim görüş bildirmeme gerek yok herhalde. Siyaset yapma. Evet. Bu yaptığınız emir kipiyle konuşma, grup sözcüsünün sözünü kesme, mikrofonunu kapatma, bu yaklaşımınızdan dolayı sizi kınıyorum Sayın Başkan. Çok bildin. Böyle bir şey yok. Çok bildin falan öyle üstten üstten konuşmayla olmuyor bu işler. İlk önce yönetimde adaleti, eşitliği sağlayın. Bilgi amaçlı bir soru soruyoruz, yok Öztürkçe anlamıyorsunuz gibi başka bir şey konuşuyorsunuz yani. Doğru mu yaptığınız yaklaşım? Sen eleştirme doğru anlatamıyorsa yetkilileriniz, doğru izah edemiyorsa bizim kabahatimiz mi? Ücretsiz alanı soruyoruz ya. Milli emlakla halkın adına, halkın adına ücretsiz alanla alakalı. Deniz Hanım da orada şeyini söyledi. Sayın Başkan, halkın adına ücretsiz alanla alakalı bir konuya girdik. Tamamen halkın alanı olduğunu öğrendik Sayın Semih Esen de. Tamamen halkın alanı olmadığını öğrendik. Halkın alanı ayrı bir ayırdığınızı öğrendik. Burasının ücretli verilmek üzere olduğunu öğrendik. Ama şimdi ben bunu konuşurken niye kesiyorsunuz ki? Anlayalım, izah edin güzelce. Yani izah etmekten de bu kadar imtina etmeyin bir şeyi. Ve sözü kesilmesi ne kadar yaklaşıksız bir tutum ya. Ben grup sözcülerinin hiçbirisinin sözünün kesilmesini şahsen tasvip etmem. Hiçbir grup sözcüsü böyle bir şey konuşmuyor. Evet, Sayın Göncü buyurun. Sayın Başkan, şimdi çok gereksiz bir tartışma oldu. Ama bizim sorumuzun özü şu. 150 metrekarelik bir alan mı ayrıldı, daha fazla bir alan mı ayrıldı diye sorduk. Gözdağında bununla alakalı net bir söylem de bulunmadı. Deseydi ki 30 dönüm toplam alanın 6 dönümü kiralanacak ticari olarak 150 metrekaresi, lavabolar, duşlar için ayrılacak. Geri kalan da halka ayrılacak deseydi hiçbir problem yoktu. Ayrıca da daha önce de sizinle defaatle konuştuk. Ne zaman size bir eleştiri yönelsek direkt borcu önüne getiriyorsunuz. Siz de Konyaaltı Belediyesi'ni devrettiniz. Siz borçsuz mu devrettiniz? Yok, 120 milyon borsa devrettiniz. Semih Başkan bir güne bir gün burada ben 120 milyon borsa devraldım, edebiyatım yapacak bir şey. Ama bunlar çok yakışmıyor. Şimdi yaptığınız yatırımlarla şimdi Sayın Başkan lütfen sözümü bitirin. Konuşacak olursak çok bakın, uzun sürer. Bu başka bir konu. Biz ama Nazım ne Hikmet, zaman bir şey olsa siz borç diyorsunuz. Belediyelerin borcu olur. Başkanım hala aynı şeyi yapıyorsunuz. Belediyelerin borcu olur. Siz de bu görevi yarın bir gün devredebilirsiniz. Gelen çok vatandaş da sürekli. Ama bakın başka bir söylem yok. Yani 20 söylemle bu siyaset olmuyor başkanım. Ben sizi şehrin dertlerinde daha çok dertlenmeyi, daha güzel şeylerle ilgilenmeyi ve siyaseti daha nezaketli yapmanızı rica ediyorum. Yani grup sözcümüzün sözünü kesmeniz, emir kipiyle konuşmanız, niyet okumanız, her zaman söylediğiniz 30 yıllık tecrübeye hiçbir şekilde yakışmıyor. Devlet tecrübesine yakışmıyor. Saygılar sunuyorum. Size çok siz daha iyisini bilirsiniz. Biz gayet nezaketli konuşuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Senirli. Nerede kaldık başkanım? Trafik karıştı yani. 14, 15, 16'da kalmışız. Komisyon raporu Sayın uygundur. Sayın Göncü de geçmiş şeyle ilgili söz aldı. Komisyon evet. Raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum.
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesi arz edilir. Gruplara danan Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 17. maddesinde aile mezarlığı satış bedeli listesinde yer alan Kurşunlu mezarlığı 12 metrekarelik mezarlık ücretinin 60 bin lira. Elmalı Kızıl Temeller şehir mezarlığı 12 metrekarelik mezarlık ücretinin 20 bin lira. Korkuteli Tavşan Tepesi ilçe mezarlığı 12 metrekarelik mezarlık ücretinin 20 bin lira ve Demre Gökyazı mezarlığı 12 metrekarelik mezarlık ücretinin 20 bin lira olarak değiştirilerek kabulünü öneriyoruz. Evet, Sayın Çetin. Uygundur. 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 Oylarınıza sunuyorum. Acele etmeyin, aceleniz mi var? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 18. maddesi arz edilir. Gruplara danan Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 18 dahil 23 dahil sıralı maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Uygundur. Sayın Yazar. Uygundur. Oylarını da sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 24. maddesi arz edilir. Gruplara danan Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 24. maddesindeki komisyon raporunda sehven Aksu Belediye Meclis kararı şeklinde bir yazım hatası yapılmış. Onun Manavgat Belediye Meclis kararının ilçesinden geldiği şekliyle kabulü şeklinde değiştirilerek oylanmasını öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Sinir. Sayın Yazar. Uygundur mu? Sayın Manav. Oylarınızı da sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 25. maddesi arz edilir. Gruplara danan Sayın Filiz. Başkanım, gündemimizin 25. maddesiyle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Belediyemiz tarafından belediye bütçesinden yaptırılarak 2013 yılında hizmete açılan ve yurt olarak işletilmekte olan Gülveren Mahallesi'nde bulunan bina ile yine Kışla Mahallesi'nde bulunan 2 adet taşınmazla ilgili olarak geçen ay belediyemize tebliğ edilen Sayıştay raporunun 9. bulgusu doğrultusunda şu hususlar tespit edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Ocak 2018 tarih 71 sayılı kararı ile mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 28.162 ada 4 nolu taşınmaz üzerine inşa edilen yurt binasının ve yine mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde bulunan Kışla Mahallesi 1281 ada 10 ile 1282 ada 12 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan ve öğrenci yurdu olarak kullanılan binaların ve bağımsız bölümlerin 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanuna eklenen
ek 4 ve geçici 21. maddelerine göre 49 yıl süreyle bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilmesi için Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeninin 3 Haziran 2018 tarih 667 sayılı kararı ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na ve yine encümenimizin 21 Şubat 2019 tarih ve 155 sayılı kararı ile İlim Yayma Cemiyeti'ne 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51G maddesi uyarınca pazarlık usulü ile 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmiş ve tapuya tescil edilerek resmi senet düzenlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin E bendinde de taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar verme yetkisi belediye meclisinin yetkileri arasında sayılmıştır. 49 yıl süreyle bedelsiz olarak irtifak hakkı tesisine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Ocak 2018 tarih 71 sayılı kararında bu tahsisin 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna eklenen 4 ve geçici 21 maddelerine dayalı olarak yapıldığı belirtilmektedir. Meclis kararına dayanak gösterilen 18.7.2001 tarihinde yayımlanan 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun genel bir kanun olduğu, 13 Temmuz 2005 tarihinde yayınlanan 5393 sayılı belediye kanununun ise özel bir kanun olduğu dikkate alınarak, sonraki tarihli ve özel bir kanun olan belediye kanununun bu anlamda bağlayıcı olduğu ve belediye meclisinin taşınmazlar için en fazla 30 yıllık bir sınırlı ayni hak tesisi edebileceğinin hüküm altına alındığı, 30 yılı geçmemek üzere verilmesi gereken irtifak hakkı tesis yetkisinin 49 yıl süre ile verilmesinin yetki aşımına sebep olduğu, ayrıca 4706 sayılı kanunun birinci maddesinde bu kanunun amacının hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması olduğunun belirtildiği, oysa Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve 49 yıllığına irtifak hakkı verilen 3 adet taşınmazın adı geçen vakıf ve cemiyete verilmeden önce zaten belediye tarafından öğrenci yurdu olarak işletilmekte olduğu, dolayısıyla ekonomiye kazandırılmasının söz konusu olmadığının anlaşıldığı, kanunun amacına uygun olmayan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen bu tahsise ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12 Ocak 2018 tarih 71 sayılı kararının iptal edilerek anılan meclis kararına dayalı olarak yapılan tüm iş ve işlemlerin iptali için konu meclis gündemine taşınmıştır. Ayrıca kiralama yapılan yurt binası için aylık 100.300 lira kira bedeli ödenmektedir. Komisyon raporu uygundur. Kabulünü öneriyoruz. Teşekkür ederim Sayın Filiz. Sayın Çetin, buyurun. Bu maddeyle ilgili olarak tapuya tescili yapılmış, yoruma açık, hukuka aykırılık teşkil eden bir konuyla ilgili, hukuk servisinin de görüşü olmadığı bir konuyla ilgili oylama yapacağız az sonra. Amaç üzüm yemekse 49 yıllığına verdiğimiz alanı 30 yılsa iddiadır. Yoruma açıktır dediğim gibi. Hukukçular bu konuda 30 diyen de var, 49 diyen de var. Meclisimiz daha önce 49 almıştır.
bu meclisin bir tereddüdü varsa 30 yıl olarak düzelterek oylanması talebimizdir. Dolayısıyla burada hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti'nin, Türkiye Gençlik Vakfı'nın, daha önceden birçok belediyenin kendi yerleriyle alakalı farklı noktalarda, farklı derneklere, vakıflara, bir takım lokallere, hemşehri derneklerine vermiş olduğu yerler gibi, bu da bir hizmet alanıdır. Büyükşehir'in hizmet yapısının amacıyla verdiği alanlardır. Ve burada da çok güzel, başarılı hizmetler yapılmaktadır Antalya adına. Üniversitede okuyan öğrenciler faydalanmaktadır. Üniversite öğrencilerimizin faydalandığı ve son derece başarılı hizmetler yapan Antalya'daki böyle bir müessesenin yıllardır devam eden hizmetinin akamete uğramaması için, iddia edildiği gibi 30 veya 49'da da alakalı bir tereddüt varsa, bunun tahsisin iptali yerine tapuya tescilli alanın 30 yıl olarak düzeltilerek oylanması talebimizdir. Aksi takdirde bu noktada bir görüş birliği varsa 30 yıl olarak düzeltilerek hep beraber oylayalım, oy birliğiyle geçirelim. Aksi takdirde AK Parti grubunun kararı reddir. Teşekkür ederim Sayın Çetin. Sayın Senirli, buyurun. Komisyon kararına katılmıyoruz başkanım. Komisyon kararı uygundur. Bağlı bulunduğum teşkilatımın adına komisyon kararına katılmıyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar oylamaya geçeceğim, ancak şu anda 242 öğrenci var. 323 kapasiteli. Bakınız, yurtlarla ilgili Türkiye'de cami kenarlarında, üniversite bahçelerinde öğrencilerimiz sıkıntıya düştü. Akdeniz Üniversitesi 73 bin civarında, tam net olmamakla beraber, öğrencisi olan bir üniversitemiz, üniversitelerimiz var. Burada ne yapmamız lazımdı? Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen 335 kişilik kapasiteli bir öğrenci yurdu açma mecburiyeti, bulma mecburiyeti oldu. Devletin çıktığı yere ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gereğini yaptık. 335 kapasiteli. Şimdi burada Sayıştay bir taraftan diyor ki senin kendi mülkiyetin var, ücretsiz. Hem bir yılını da işte az önce Deniz Hanım'ın okuduğu gibi 49 yıl demiş. Bir taraftan da sen ayda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 103 bin lira para diyorsun. İşte 100.300 lira gibi kişiye borç çıkma durumu dahil olmak üzere bunlar Sayıştay raporlarında bellidir. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız, grup sözcülerimiz görüşlerini açıkladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum ve oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 26. maddesi arz ederim. Gruplara da nasıl yapınız? Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 27. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur.
Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 28. maddesi arz ederim. Grupları da nasıl Komisyon Filiz? Raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Komisyon Sinelli. Raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 29. maddesi arz ederim. Gruplara adına Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın, komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Yazar. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Oylarını da sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 30. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. AK Parti grubu olarak komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızdan soruyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 31. maddesi arz ederim. Grupları adına Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Katılmıyoruz komisyon raporuna. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Tam yeni geldi. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkanım yeterli sayı olmadı. 78'di toplantı. Şimdi oldu efendim arz ederim 40. Teşekkür ediyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 32. maddesi arz ederim. Gruplara adına Sayın Komisyon Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Sinirli. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon. Sayın uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum.
Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 33. maddesi arz edilir. Gruplar adına komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Arada farklı madde var mı öyle mi? 33. Evet. Tamam, uygundur. Sayın. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 34. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, diğer gruplar için de uygunsa gündemimizin 34 dahil, 41 dahil sıralı maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın uygundur. Sinirli. Uygundur. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. 41. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 42. maddesi arz edilir. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemimizin 42. maddesinin komisyon raporu ekinde yer alan açıklamalarda 1.31 numaralı plan notuna eklenen inşaat ve emlak dairesi başkanlığı ibaresinin kaldırılarak yukarıda belirtilen kat adetleri en fazla kat yükseklik değerlerini göstermekte olup parsel bazında yapı yüksekliği Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınacak görüş ile belirlenecektir şeklinde düzeltilmesini ve 1.31.1 numaralı plan notuna eklenen İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ibaresinin kaldırılarak yine bu alanda yapılacak bütün yapılaşmalarda proje bazında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınacaktır şeklinde düzeltilerek oylanmasını öneriyoruz. Sayın Çetin. AK Parti grubu olarak uygundur. Dur. Eyvallah. Uygundur. Evet. Sayın uygundur. Yazar Sayın Manavoğlu. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 43. maddesi arz edilir. Gruplar adına Sayın Başkanım, Filiz. Gündemimizin 43 dahil 51 dahil sıralı maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın uygundur. Sinir. Uygundur. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Efendim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin 53 ila 57. gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınıza sunuyorum. Komisyon kararı yokmuş 52'nin de o yüzden çekildi.
Evet arkadaşlar, kaçta ilk ara vereceğiz? 5 dakika. Sayın Başkanım, 5 dakika ara verip ikinci oturumu açabiliriz, arz ederim. Tamam. Arkadaşlar öncelikle oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5 dakika ara veriyoruz.
Sayın Meclis Üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 17 Haziran 2022 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci oturumunu açmak için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Sayın Başkanım, yoklamaya bir itiraz oldu. Herhalde bir sıkıntı olmuş sistemde. Kapatıp tekrar başlatılması hususunu arz ederim. Evet, oy kullanmayan arkadaşım var mı? Yoklamanın 54 olması lazım oturumu açabilmemiz için Sayın Başkanım. Az önce nasıl oldu? Niye? Ne gerek var oylama yapıyorsunuz tekrar o zaman? Sayın Başkanım, AK Parti grubundan 3 meclis üyemiz burada kendilerinin yoklamada oy kullanmadıkları, parmak izini okutmadıkları halde az önce listede var göründüklerine dair itirazda bulundular. Gerçekten buradalardı, sıralarında oturmuyorlardı ve oy kullanmamışlardı. Parmak iziyle yoklamaya katılmamışlardı. Bunun üzerine tekrarlanması hususunu arz ettik sizlere. Şu anda AK Parti'den hiç kimse zaten var gözükmüyor. Nitekim de fiilen de yoklar. Az önce 3 üyemiz burada oylamaya katılmış gözüküyordu. Katılmadıklarını ifade ettiler. O yüzden tekrarlanmasını arz ettik. Sonuç? Üyeye daha ihtiyacımız var. Yarıdan bir fazlasıyla meclis üye sayımız 107 olduğu için 54 üyemizin hazırında olması durumunda meclis toplantısını açabileceğiz. Evet, toplantı yeter sayısı oluşmamış durumda şu an. O zaman meclisi kapatacağım. Doğrusudur başkanım, meclisi kapatmak lazım. Efendim?
Oturumu... Tamam, sorun değil arkadaşlar. Bunlar meclis yasa yönetmelik tüzükle yönetiyoruz. Bu anlamda yapılanlar çok açık ve seçiktir. Az önce konuşmalarda zaten siyaset yapıldığında görmüşsünüzdür. Buradaki halle ilgili konularda da zaten hal dernek başkanları pazartesi 14.30'da bize tüm partiler adına da teşekkür etmeye geleceklerdi. Konu şu an itibariyle yeterli sayı bulunamamıştır. Meclisi kapatıyorum o zaman. Bir saniye bir arkadaşlar bir saniye. Sayın Esen buyurun. Karar alacağımız konulardan bir tanesi özellikle yaz döneminde Konya altında ve şehir içerisinde çok büyük probleme sebep olan karavanlar nedeniyle oluşmuş gecekondu mahalleleriydi. Yani bu konuda böyle bir mecliste karar alınmaması ve turizm sezonunda Konya altındaki karavan sorununun çözülememesi buraya katılmayan arkadaşlarımızın sorumluluğundadır. Buradan kamuoyunun da bilgilenmesini isteriz. Dağınık bir şekilde Konya altının her yerinde 3 senedir yerinden kıpırdamamış karavanlar var. O bölge halkı onlardan çok şikayetçiydi. Şimdi gelecek konulardan bir tanesi Büyükşehir Belediye'miz tarafından onlara gösterilen karavan parkında onların kalması idi. Dolayısıyla sokak aralarındaki karavan probleminin çözülmesiydi. Bu sorunda diğer gündem maddeleri gibi katılmayan arkadaşlarımız nedeniyle çözülemedi. Kamuoyunun bilgisine sunmak için söz aldım. Teşekkür ederim. Sayın Esen'e katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündemin en sonunda ara verdiğimiz konu Antalya'mız için bir taraftan turizm sezon öncesi az önce Sayın Esen'in de söylediği gibi Konya altında sokaklar, evlerin aralarında karavanların olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir taraftan sağlıkla ilgili, hijyenik değildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak karavanla ilgili bir çalışma yapmak istemiştik. Onunla ilgili havale etmiştik. Ayrıca diğer konunun bir tanesi hepsi önemli. Burada Alanya hali, tüccarlar, komisyonlar bunun yanlış olduğunu söylüyorlar. Yapılışla ilgili. Ama yapılacak hiçbir şey yok. Şu anda yanlış projeler yapılmış. Siyaseten vatandaşlarımızın oylarını almak üzere Alanya'da hallerin tamamlanması için şu anda 100 milyon lira lazım. Önergede okuttuğum dernek başkanı arkadaşlarımız hallerimizle ilgili yasa mevzuat %49'una kadar satışa müsaade ediyor. %49 satışla ilgili de içerisindeki müstahsiller de almak istediklerini beyan ederek ihalemiz yapılacaktı biliyorsunuz. 10 yıllık kiralamayla ilgili ihaleler iptal oldu. Biz de meclise onların talepleri doğrultusunda Alanya halinin yapılmasını istediğimiz burada Millet İttifakı olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak da arkadaşlarımız da buradalar. Buradaki halin ne kadar önemli olduğunu az önce Sayın Esen'in de işte benim de söylediğim gibi karavanlarla ilgili konu AK Parti grubundan dolayı bugün gündeme alınamamıştır. İkinci oturum açılamamıştır. Bunların demek ki Alanya'da halin bitirilmesini istemiyorlar. Ayrıca insan sağlığı çok önemli değil. Karavanlarla ilgili de sokak aralarında kalmalarına vesile olmuşlardır. Bunlar onların ayıbıdır. Ben o konulara girmeyeceğim. Gıyabında da bir şey konuşmayacağım ama bu Antalya halkı bunları görüyor. Başkanım. Efendim Sayın Senirli buyurun. Başkanım müsaadenizle şimdi bizim komisyon üyesi arkadaşımız abimiz girdi konuya. Nedir rapor dedi böyle böyle dedi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi buraya kadırgan hiç pazarlıksız bir partidir. Pazarlıkçı parti değildir. Biz direkt aslında geldik. Aynı görüştüm. Ben bir şey söylemiyorum. Onun için pazarlık edenlerden biz değiliz. Biz pazarlık etmeyiz. Biz harbiden geldik. Komisyon üyesi arkadaşımızın attığı imzanın arkasına durduk. Buraya katıldık. Başkaları gibi pazarlık etmedik. Çok teşekkür Antalya'nın ediyorum. Menfaatleri Milliyetçi için Hareket Partisi biz pazarlık etmeyiz. Size teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Sayın Yazar. Yalnız bizim söylememiz gereken şu. Bu üç konu gündeme önergeyle geldi. Yani grupta yeter kadar tartışıp mahiyetini karar verme noktasında arkadaşlarımızla birlikte hareket edeceğimiz bir şekil almadı. Onun için defalarca tartıştığımız bir konu oldu. Yani bu eğer önergeyle değil de normal gündem maddesiyle gelmiş olsaydı. Konu o değil Sayın Yazar. Konu mesele o değil. Meclisi
kilitlemek konu. Konu sizin söylediğiniz, isteyen özgürce her oyunu kullanıyor burada biliyorsunuz. Meselemiz o ama değil. Ama konuyu bilmeden kullanmanın ne kadar etik olduğunu tartışmak bakınız, lazım. Bakınız şimdi bu mecliste Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak ayrıca grup sözcüsü olarak sizlerin şahsım ve bütün çalışma arkadaşlarıma, danışmanlarım dahil her türlü soruyu alma yetkiniz var. Ben il başkanıyla da görüştüm bu konuyu biliyorsunuz. Dernek başkanlarının önergesini az önce okuttum. Yani bu yerle ilgili bunun taleplerini de anlattım size. Burada sorabilirsiniz. Grupta görüşülmeyen çok bugüne kadar 23 yıldır bu mecliste ben hepsini yaşamış birisiyim. Hiç beklemediğimiz gündemler gelir, komisyonlar ara verirler. Hep bu şekliyle acil olan konular gündeme alınmadan önce gelebilir, hiç mahsur yok. Burada önemli olan, ben demek istediğim konu şudur. Ben İYİ Parti ile ilgili yorum yapmadım. Ancak ben şunu söylüyorum. Meclisi kilitleme ile ilgili söyledim bu söylemi. Bura gelirsiniz, red verebilirsiniz, evet verebilirsiniz. İşte Sayın Senirli açıkça söyledi. Komisyon üyesi arkadaş da imzalamış zaten, sağ olsunlar. Mesele siz biz anlamında demek istemedim. Ben meclisin kilitlenmesi. Burada oyunu herkes özgürce kullanacak. Bugün baskın var. Herkes burada oylarla ilgili kullanırken hiçbir kişiyle ilgili bir söylemimiz olmadı. Yanlış olmadı. O yüzden onu söylemiştim. Ben tekrar ilginiz, alakanız için, desteğiniz için burada bulunan kıymetli meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak bu süreci hep birlikte bütün Antalyalılara anlatacağız, anlatacaksınız. Ayrıca bugün dediğim gibi bir karne aldı çocuklarımız. Onlara sağlıklı bir yaz tatili diliyorum. Ve çocuklarımızın bu süreçte gece gündüz demeden çalıştılar. Öğretmenlerimiz, baş öğretmen Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda onlara emek verdiler. Aileleri destek oldu. Herkese bu vesileyle bütün öğretmen, öğrenci, velilerimize, okul aile birliği başkanlarına da huzurunuza teşekkür ediyorum. Cumartesi, pazar da biliyorsunuz YKS sınavları var. Onlarda da geleceğimizin teminatı sevgili gençlere başarılar diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisim adına, çalışma arkadaşlarım adına çocuklara da başarılar diliyorum. Almış olduğumuz kararlarımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Başkanım, Ağustos ayındaki meclisimizin onu 8... bildireceğiz. Bugünden tamam, nasıl başkanım. Olsa bir ay şey var, tatil var Temmuz ayında. Onu bildireceğiz. Teşekkür ediyoruz.